Çiki konuş. Çiki. Bu kadar hayvan yoktu. Çok azdı. Yani 15 civarı hayvan vardı. Ama sayılarımız gittikçe çoğaldı. Çünkü insanlarımız oyuncak olarak alıp çocuklarını oynatıyorlar. Ondan sonra bırakıyorlar. Veya araba çarpıyor. Yani mağdurları görünce de dayanamıyorsun. Almak mecburiyetinde kalıyorsun. Coşkun, ne yapıyorsun sen Coşkun? Hayır. İlanlar açılıyor. Mesela diyor kördür, dışarıda yaşayamaz. Bakıyorum kimse alamıyor, almıyor. Ne bileyim, ister istemez gidip alıyorsun. Böylelikle sayıları 200'e ulaştık. Evet. 30 dönümlük bir arazide serbest geziyorlar. Yatacak yerleri var, yiyecekleri var, oyun alanları var. Kedilerimiz, köpeklerimiz bir arada yaşıyor. Hatta kaplumbağamız. Yani burada kimse kimseye dokunmuyor. Zor olabilir ama mutsuz olamıyorsun. Çünkü onların o gözleri senin gözün içine bakıyor ya. Sana nasıl teşekkür ediyorlar bir bilseniz. Mutlu oluyorsun o zaman. Çünkü bir işe yarıyorsun. Çok hayvan var öyle. Bacağı sakatlanmış, üç bacaklı. İki bacak önde yok. Öyle hayvanlarımız da var. Yani genelde burada mağdur hayvanlardır. Körümüz var. Tamam, geliyorum, geliyorum kapıda. Genelde sakat hayvanlar gelir. Araba çarpmış. Mağdur hayvanlar gelir ama ondan sonra da bunları rehabilite ediyorum. Güzel güzel şey yaptıktan sonra bunları sahiplendiriyorum. Genelde seçiciyim. Herkese köpek vermiyorum. Ama gittikleri yerde de genelde %99 mutlular. Hepsi bana resimlerini de atıyor. Videolarını da atıyorlar. Ve onları görünce çok seviniyorum. İnşallah buradaki hayvanları da güzel bir bahçesi olanlar alacaklar. Ne yapayım?